çocukken bir röportaj. Şimdi Erzincan'da Kor General Davut Ala Paşa garnizon komutanı. Bugün bizim bakımımızdan çok farklı. Bunun bir maliyeti var. Daha çok. Bizim seçimde hemşehrilerimize en büyük taahhüdümüz millet bahçesi idi. Aslında bizim millet bahçesi hayalimiz neredeyse yaklaşık 20 yıl öncesine dayanır. Burada askeri lojmanlar varken burası nasıl tasfiye edilebilir? Burası Zeytinburnu'na, İstanbul'un bir bölgesine nasıl yeşil alan haline getirilebilir diye konuşmaya başlamıştık. Geçmiş dönem belediye başkanımız Murat Bey'in çok büyük emekleri oldu doğrusu. Bilindiği üzere burada 540'a yakın bağımsız birim, 520 civarında subay lojmanı vardı. Önce buradaki lojmanların yerine Başakşehir'de aynı sayıda yeni lojmanlar yapıldı. Buradaki askeri personel oraya taşındı ve sizin de bildiğiniz gibi 2020 Mart'ında buradaki binaların yıkımına başladık. Hamdolsun 3 Kasım 2021'de de hemşehrilerimizin hizmetine girdi. Bütün Zeytinburnu çok mutlu, çok memnun. Gerçekten Zeytinburnu yoğun bir yer. Tam ortasında böyle bir mekana, böyle bir yeşil alana, gezinti, dinlenme, bir araya gelme, sohbet etme alanına çok ihtiyaç vardı. Bugün 3. gün gördüğünüz gibi parkın her tarafı cıvıl cıvıl. Zeytinburnu memnun, biz memnun. Zeytinburnu mutlu, biz de mutluyuz. Çünkü gerçekten bütün motivasyonumuz hemşehrilerimizi daha yaşamaktan memnun ve mutlu oldukları bir ilçe için çalışmak, bunun için taş üstüne taş koymak. Buradaki eski ağaçları korumak üzere çok büyük gayret gösterdik. Hem binaların yıkımında çok büyük gayret gösterdik, hem de park haline getirilmesinde, bahçe haline getirilmesinde çok büyük gayret gösterdik. Şimdi o yıllanmış ağaçlar buraya başka bir hava kattı. Burayı açıldığı günkü temizlik, düzenlilikte tutmakta kararlıyız. Yoğun bir kullanım olacağının çok farkındayız. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Bildiğiniz gibi Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin bir tarafında Zeytinburnu Belediyesi var, öbür tarafında kaymakamlık var. Dolayısıyla burası bizim göz bebeğimiz. Burası aslında sadece Zeytinburnu için değil, bütün Zeytinburnu ailesinin yürüyerek gelebileceği bir mesafede ama bölge içinde önemli bir yeşil alan, dinlenme alanı, gezinti alanı olacak. Bütün gelebilen İstanbullu hemşehrilerimizi bekliyoruz elbette. Hemen önümüzdeki hafta 11 Kasım'da da Marmaray Çevre Düzenlemesi'ni hizmete alacağız inşallah. Orayla ilgili kısmı orada anlatayım ama uzun sürdü orası. Büyükşehir Belediyesi tamamlayamadı. Biz hızlıca düzenlemesini bitirdik. Önümüzdeki hafta çarşamba günü de inşallah orayı açacağız. Bu iki yeşil alan Zeytinburnu'ndaki bundan önceki aktif yeşil alanın toplamı kadar büyüklüğe sahip olacak. Bunun için de çok mutluyuz. Maskeli olmana rağmen çok belli yani. Hayırlı günler olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.